Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, İnternet Girişim Akademisi'nin kurucusu ve aynı zamanda İnternet Girişimcinin Gizemli Sırları adlı kitabında yazarıyım ve uzman konuklarla buluşmayı ve onlardan alacağımız tavsiyeleri sizlerle paylaşmak üzere. Bugün İstanbul'dayım ve çok harika bir konuğum var. Aslında ben kendisine misafir oldum. Hazır kendisini bulmuşken de çok değerli bilgilerinden istifade etmek istedik. Çünkü inanılmaz güzel kitapları var, inanılmaz güzel bir metodolojisi var. Ben kendisini zaten televizyonda gördüm. Çok yakın bir zamanda Show TV'de ve diğer kanallarda kendi metodolojisini tanıtarak birçok insanın gönlünü kazandı. Ve son çıkan bir kitabı var. Sağ beynini kullanmayan ülkem diye. Benim biliyorsunuz 3 yaşında bir kızım var ve kızımın eğitimi ve gelişimiyle ilgili çok endişe yaşıyorum. Yani eğitim kısmında ve Mustafa Yurttaş hocamın bu konuda çok güzel bir çözümü var. Metodolojisinde özellikle zaten şu anda kendisinin kurumundayız. Burada 4 yaş ile 12 yaş arasında yanılmıyorsam çocukların daha sağlıklı beyin kullanımı, daha sağlıklı yaşayarak öğrenme okulu diyebileceğimiz bir okul ve kurum var. Bu anlamda hocam bize biraz sağ beyinden bahseder misiniz? Neden önemlidir? Neden ülkemizin en büyük sorunlarından birisi olduğunu bahsetmiştiniz. Bunu detaylandırabilir miyiz hocam? Evet, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu arada. Ben de emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Alişan Bey bu arada bizim sosyal medyamızla da ilgileniyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi Alişan Bey, aslında hani yıllardır gözlemliyorum. Aslında aklın yolu birdir. Evet. Ben araştırmalarımda şunu gördüm. Mesela Mevlana'nın çok güzel bir deyişi var. Diyor ki, kitaplardan önce insan kendini okumalı. Evet. Ben neyim? Potansiyelim nedir? Potansiyeli nasıl doğru yönlendirebilirim ve her döneminde kendine ait bir sistemi vardır. Mesela özellikle siz çocuğunuzdan bahsederken aklıma bir düşünürün deyişi geldi, paylaşmak istiyorum. Diyor ki, bir yılın kıymetini sınıfta kalan bilir. Evet. Bir ayın kıymetini erken doğum yapan kadın bilir. Bir haftanın kıymetini dergi çıkartan bilir. Bir saatin kıymetini sevgilisini uğurlamak için peronda oturan bilir. Bir dakikanın kıymetini uçağını kaçıran, bir saniyenin kıymetini ölümde son anda kurtulan, bir salisenin kıymetini gümüş madalya alan bilir. Evet, inanılmaz güzel bir şey oldu. Kaybettiğimizde diyor, en büyük sermayelerden biri aslında zamandır. Çocuğunuzdan bahsettiniz. Ben Sağ Beyni Kullanmayan Ülkem kitabında aslında buradaki amacım farkındalık oluşturmak. Aslında başarı içinde, başarısızlık içinde, mutluluk içinde, mutsuzluk içinde bizim potansiyelimiz mevcut. Başarısız olmak için de mevcut, kullanırsak şey, başarı için de mevcut. Önemli olan ben kendime bakış açım nedir? Ben potansiyelimi doğru kullanıyor muyum? Yerinde, zamanında, dozunda kullanıyor muyum? Şimdi sağ beyni ben yaklaşık, hani dedim ya, uzun süredir bu araştırmalar içerisindeyim. 2005'te ilk kitabım çıktı. Başarısızsınızla başladık. Şimdi gelişmiş ülkelere veya mutlu birey ve gelişmemiş ülkelere, mutsuz bireylere baktığınız zaman aslında başarı ve mutluluk içten dışa doğru akar. Dıştan içe doğru akmaz. Yani içinizdeki o potansiyeli pozitif olarak dışarı yansıtmadığınız zaman dünya sizi mutlu etmez. Yani iç dünyanız zaten bir dünya. Sağ beyin ve sol beyin, özellikle araştırmalarımda şunu gördüm. Biz toplum olarak başarıyı çok abartıyoruz. Aslında başarı çok basit. Veya gelişmiş ülkelere hep imreniliyoruz. Ama bakıyorsunuz mesela geçmişte tarihimize baktığınızda gerçekten mesela dünyaya biz medeniyet, biz gelişmeler. Peki niçin biz bugün gelişmemiş ülkeler safında değiliz? Niye birincilikte değiliz? Ben bu araştırmaları yaparken bizim sağ beynimizdeki potansiyeli günlük hayatımızda bireysel, toplumsal ve ailesel olarak kullanmadığımızı gördüm. Evet. Örneğin mesela sağ beyinde, sağ beyin ve sol beyin uzmanlar diyor ki farklı çalışır. Farklı dışarıdaki uyarana tepki verir. Mesela sol beyin kelimelerle çalışır, evet, sayılarla çalışır, mantık, düzen, sorgulama ile ilgili ve bu toplumun en çok kullandığı alan da mantık. Evet. Biz bazen mantık kullanalım ama mantığın içerisinde ne kadar hareket var, ne kadar renk var, ne kadar dışarıya pozitif aktarma. Sağ beyine bakıyoruz, uzmanlar diyor ki veya beyin uzmanları, sağ beyin renkleri daha iyi algılıyor. Renklere göre daha çok harekete geçiyor. Ritim üzerine çalışıyor. Hayal gücü sağ beyinde, görsellik sağ beyinde, duygu ve his, özellikle duygunun altını çizmek istiyorum. Bakın şunun altını çiziyorum. Ben gerçekten Alişan Bey, bu, hani televizyon kanallarında, kitaplarımda da dile getirdim. Biz kolayı zorlaştırıyoruz bu ülkede. Farkında olmadığımız için. Açık ve net söylüyorum. Bugün eğer biz herkes kendi çevresine, kendisinden önce başlayarak, önce Mustafa Yurttaş olarak ben günlük hayatıma ne katıyorum? İnsanlara nasıl faydalı oluyorum? Kendime nasıl faydalı oluyorum?
Sağ beynimi kullanıyorum, sol beynimi kullanıyorum. Bunu da altını çiziyorum. Sizin aracınızla inşallah daha çok kişilere bunu paylaşmış oluruz. Potansiyelimize sonsuz negatif, sonsuz pozitif potansiyelimiz var Alişan Bey. Ne tarafı kullandığımız bize bağlı. Yani cennette, hatta ben bunu şuna benzetiyorum. Önemli olan sol dedik ya, negatif potansiyelimiz. Sol diyor ki mesela ilişkinde mantık ara, iletişimde mantık ara. Sana benziyor mu, sana zararı var mı? Eğer sana benzemiyorsa onu ötekileştir. Evet. Sağ beyin ne diyor? Sağ beyin diyor ki o sen farklı olduğun gibi o da farklı olabilir. Onun farklılığını çatışma sebebi yapma. Kabullen. Hatta onun farklılığından beslen. Şimdi mesela Mustafa Yurttaş'ın farklı bir yeteneği vardı. Sizin farklı bir yeteneğiniz vardı. Bendeki yeteneklerin aynısının sizden olmasını ya da sizin benden beklemeniz... Biz bunun farkında toplum olarak değiliz. Onun için çatışan bir iletişimimiz var. Çatışan kendi aramızda dini düşüncelerimizden başlayarak, efendim kişisel düşüncelerimizden başlayarak, sosyal düşüncelerimizden başlayarak. Ben şuna inanıyorum. Biz eğer gerçek anlamda kendimizi tanıyıp ve pozitif enerjimizi günlük işleyişimize katarsak akademik hayatımız kolaylaşır. İletişimimiz kolaylaşır, işimiz kolaylaşır. Ama eğer biz bunu... Ben bir de şöyle düşünüyorum Alişan Bey. Hayat bize zorla dağlar yüklemiyor. Biz dağları çakıl taşa, incir tanesi içerini doldurmayan sebepleri dağ yapıyoruz. Bunu da sol beyin yapıyor. Çünkü sol beyin her şeyde mantık arıyor. Büyütüyor. Ve her yerde mantığı bulup günlük hayatınıza kullanmanız da mümkün değil. Onun için ben özellikle diğer kitaplarımda da buna değindim özellikle. Ki Bakış Açısı kitabımda da özellikle Başarı Sizsiniz kitabında, Başarı Öyküleri kitabımda, Dikkat Etsin Farklı Yaklaşım kitabımda şunun altını çiziyorum. Pozitif duygunuz olsun ve pozitif duygu, hatta yapılan araştırmalarda diyor ki eğer pozitif duygunuzu enerjiye çevirip enerji sinir hücrelerini hareket ettirdiği zaman kan dolaşımınızı da etkiliyor. Evet. Kan dolaşımı... Kan dolaşımı size hareket getiriyor. Kan dolaşımı sizin ufkunuzu açıyor. Kan dolaşımı ve ben enerjinin de yaşla bağlı olmadığını düşünüyorum. Yani yeter ki siz enerjinizi bir amaç doğrultusunda, bir hedef doğrultusunda, inanmış olduğunuz bir hedef doğrultusunda harcadığınız zaman geldiğiniz nokta ve başlangıç noktası arasında hayal edemeyecek noktalara gelirsiniz. Ve ben burada da yaratıcının adil olduğuna düşünüyorum. Hatta ayette de geçer ve en leysel insan ille mesa diyor. Kişi için ancak emeğinin karşılığı vardır diyor. Biz emeğe biraz da pozitif eylem, pozitif niyet eklediğimizde Sağ Beyni Kullanmayan Ülkem kitabını ben 7'den 70'e herkese bir mesaj olsun diye söylüyorum. Burada bazen sorular geliyor. Bilimselde kanıtlanmış olan şeylerden paylaşıyorum ama benim buradaki amacım farkındalık oluşturmak. Yani sağ beyindeki ne diyor? İster sağ beyin ister sol beyin olsun çok da önemli değil. Sağ beyinde renk varsa benim hayatımda renk var mı? Sağ beyin hareket temelli çalışıyorsa benim hayatımda hareket var mı? Herkesin kendine sorması gereken soru. Ki önce ben kendime sordum, bu yola çıktım. 3. Benim yaptıklarımda duygu var mı? Duygusal sermayemi ne kadar işime katıyorum? Kullanıyorum. 1. Ben işimi büyütebilmek için, geleceğe yatırım yapabilmek için hayal gücümü kullanıyor muyum? O zaman şu sağ beyine ben şu mesajı veriyorum. Duygu, hayal, renk, hareket, bütünsellik. Bir de biz bazen parçalar içerisinde boğuluyoruz. Sağ beyin bütünü görür, sol beyin parçayı görür. Yapılan araştırmalarda. Ben eğer bu artı lokomotif güçleri done olarak zincirimin... Ben her zaman şunu düşünüyorum. Başarı zincirin doneleri gibi bir birliktelik gerektirir. Ben kendimi sağlıklı olarak işleyişimde kendim içimde bir özgüvenim var mı? Potansiyelimle barışık mıyım? İş dünyasında zaten barışık olmayan dış dünyasında barışık olmaz. Onun için ben özellikle 7'den 70'e herkesin özellikle sağ beyin nedir? Sağ beyin nasıl çalışır? Ben sağ beynimi günlük hayatımda kullanıyor muyum yoksa çöpe mi atmışım? Niye renksiz hayatım? Niye hareketsiz hayatım? Niye ben hayatımda mutlu değilim? Hani ben de Zahide Hanım'da da bahsettim. Çok güzel bir şeyle belirtmek istiyorum. Hazreti Ali'nin ta o dönemlerde söylediği bir şey aslında psikoloji ve fizyolojiyi çok tanımlayan bir şeydir. Yani başarıyı dışarıdan aramanın gereği yok. Başarı sende. Başarı için. Hani Bill Gates diyor ya, bir insanın kendisini keşfetmesi hazine dolu bir ülkeyi keşfetmesinden daha değerlidir diyor. Hazreti Ali ne diyor? Ey insan diyor, derdin kendindendir. Başarısızsan bunun sebebi sensin. Mutsuzsan da bunun sebebi. Ya dışarıdaki
insanları, hayatı da kendi hayatına çeken sensin. Dermanı yine sendedir, görmüyorsun. Evet. Koskoca alem içine yerleştirilmiş. Sen kendi küçük bir şey zannediyorsun. Bakın burada ben burada egodan, enaniyetten bahsetmiyorum. Allah bize sonsuz pozitif potansiyel yüklemiş. Sonsuz negatif potansiyel yüklemiş. Ve bizim tercihimiz, bizim kendimize önce bakışımız, hayata bakış açımız, başarıya bakış açımız, mutluluğa. Ben diyorum ki yüreklere dokunalım. Evet. Bir hani deniz yıldızı misali, ben kaç insan hayatına dokunuyorum? Kaç insanda farkındalık oluşturuyorum? İlla benim çocuğum olmak zorunda değil, benim öğrencim olmak zorunda değil. Yaratıcı beni yaratmışsa, benden pozitif şeyler bekliyorsa, ben bir insana dokunduğum zaman aslında bir taraftan da yaratıcımı memnun ediyorum. Bir zincirleme işleşi ve Allah da size veriyor, siz de insanlara veriyorsunuz. Onun için ben insanların konfor alanı terk edip bir eser üretmesi. Çocuğum için, öğrencim için, çalışanım için, arkadaşım için. Bakın bugün neden Mevlana bütün kültürler tarafından seviliyor acaba? Ya da sağ beyinle ilgili birkaç örnek de verip bitireceğim. Neden çok önemli? Bakın. Yapılan araştırmalara göre ülkemizin dünyadaki ekonomik değeri 750 milyar dolar. Kamusuyla, özeliyle. Bakın sadece Apple'ın tek başına bir Amerika şirketinin dünyadaki sermaye değeri 950 milyar dolar. Ülke kadar yani, ülkeden daha fazla. İnsanımızın potansiyeli sağ beyin kullanılmadığı için keşfedilmiyor. Ben özellikle buradaki ileri dönemlerde resmi kanallarda da bazı projelerimiz var. Bir farkındalık oluşturmak ve bunu dalga dalga yayıp kardeşim yaşayarak öğrenelim. Birbirimize pozitif iletişim potansiyelimizi kullanalım. Negatifi kullanmayalım. Birbirimizi öldürmek için iletişimde bulunmayalım. Hocam şu dünyadaki bazı işte dünya tarihinde ve hala günümüzde yaşayan bazı girişimci ve dahilerden bahsedecek olursa, kitabınızda bir kısmını okudum. İşte Tesla'dan ya da işte ampulü bulan Edison'dan, onun işte okul deneyiminden ya da Einstein'dan, o dahiler aslında dahi olmalarındaki en büyük sebeplerden aslında. Tabii, hatta ben kitabımın ön kısmında özellikle ona belirttim. Kabiliyetler ve yetenekler hayallerde gizlidir. Hayaller de beynimizin sağ lobunda yatar. Einstein'ın ifadesi nedir? Hayal bilgiden daha önemlidir diyor. Bir de çok güzel bir tespiti var. Ben bu araştırma içerisinde hani sağ beyinle ilgili kitapları okurken şunu gördüm. Diyor ki sağ beyin sol beyin hizmetkarıdır. Çok güzel bir şey. Evet. Şimdi ben hedef belirledim. Her sizin bir hedefiniz var, benim bir hedefim var. Herkesin kim hayat. Zaten hayatta bir amacı hedefiniz yoksa hayat size enerji vermez. Öyle. Ve ben bir de şunu altını çiziyorum. İnsanları etkileyen gücünüz enerjinizdir. Zekanız yeteneğiniz değildir. Evet. Zeka yetenek soyuttur. Ama enerjiniz somuttur. Evet. Ben enerjimi pozitif olarak ne kadar kullanıyorum? Orada mesela Fatih Sultan Mehmet. Araştırırsanız İstanbul 28 defa kuşatılmıştır tarihte. Daha güçlü devletler, daha güçlü komutanlar. Neden Fatih? 21 yaşında bu adam. Araştırmalar diyor ki Fatih İstanbul fethettikten sonra Haliç'e girmesi için bütün mantıklar, bütün bilgiler kullanıldı, bir türlü aşılamadı. Sağ beyindeki hayal gücüyle gemileri Haliç'te indirmesini sağ beyin ona söyledi. Sağ beyin, o istek, o duygu sağ beyinde hayal ve hayalin somutlaşması. Einstein efendim okuldan atıldıktan sonra bilim dünyasının paradigmalarını hangi sistemle değiştirdi? Ben burada herkese sesleniyorum. Bir çocuğun potansiyeli çok yüksektir ama biz o çocuğun içindeki çocuğu öldürerek o çocuğun geleceğini hazırlayamayız. O çocuğun içindeki çocuğu, hayal gücünü, rengini, hareketini desteklememiz lazım. Eğer biz mucit yetiştirmek istiyorsak, eğer biz bu ülkenin geleceğine yatırım yapmak istiyorsak, bir de şunu söyleyeyim. Biz bunu söylerken çok orijinal şeyler söylemiyoruz. Evet. Hani Mevlana diyor ya, bu gök kubbe altında söylenmemiş söz kalmamış zaten diyor. Bizim burada herhangi ben biliyorum iddiasında da değilim. Ben gerçekten kolayı neden ülke olarak basitleştiriyoruz? Neden biz başka ülkelerin ürettiklerini tüketmeye mahkumuz diye ben üzülüyorum. İnsanımızın, Anadolu insanımızın gerçekten yaratıcılık potansiyeli var ama sistem bunu desteklemiyor. Yani onun için sistemin değişmesi bir farkında. Biz görevimizi yapalım. Elimizden geldiğince bir şeyler bildiklerimizi, inandıklarımızı paylaşalım ki ben inanıyorum yüce yaratıcı da ona göre geleceğimizi inşa edecektir. Sağladığınız katkılardan dolayı ben çok teşekkür ederim. Zaten çok da değerli bilgiler paylaştığınızı evet. düşünüyorum. Sevgili takipçilerinden tek isteğimiz, bu videoyu beğendiyseniz mutlaka arkadaşlarınıza veya işte sağ beynini kullanmadığını düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlarla mutlaka paylaşın.
Videomuzu beğenin, yorumlarınız varsa yorum kısmına mutlaka yorumlarınızı bırakın ve Mustafa Yurttaş hocamız da kendi resmi kanalından mustafayurttaş.com sitesinden de takip edebilirsiniz. Kitaplarından mutlaka faydalanın derim. Teşekkür ederiz Alişan Bey. Herkese ben de buradan selamlarımı iletiyorum. Mesajım şu: başarıyı ve mutluluğu için önce kendinize dönün, kendinizi görün. Ondan sonra o potansiyeli korkmadan dışarıya yönlendirin ve o potansiyel size bir gelecek hazırlayacaktır. İletişimimizi değiştirecektir. Herkesin sağlıklı olarak sağ beyni kullanmasını dileyip kaliteli bir yaşam, kaliteli bir iletişim, mutlu bir iletişim, özgüvenli bir iletişim herkese tavsiye ediyorum. Herkesin o yolda ilerlemesini de diliyorum. Ve bu arada Alişan Bey'in bu söyleşi için gelip bu söyleşi için misafirimin olmasından dolayı çok da memnun kaldım. Ben de Alişan Bey'in ufkundan istifade ettim. Bu arada ben de hiperaktif bir insanım. Bazen hızlı konuşurum. Dönem içerisinde onlarla ilgili de biraz daha yavaş konuşmayla ilgili de bazı eğitimler alacağım. Çok teşekkür ederim.